Merhaba arkadaşlar, Food Coach burada. Yepyeni bir FIFA 22 Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere yeni gelen Bundesliga totslarından bahsedeceğim. Görev ve SBC'lerden bahsedeceğim. Süle'den, Grifo'dan ve Axel Witsel'den bahsedeceğim. Kısa kısa hepsini değerlendireceğim. Bundesliga totsu bu şekilde geldi ve takım birazcık beklentilerin altında kaldı. Hatta şöyle söyleyebilirim. Çok fazla paket açılmadı. Biriktirilen paket zaten fazla yoktu. Ve fiyatları gayet düşük rakamlarda şu anda. İki tane oyuncu hariç. Şerif'in paylaştığı, sızdırdığı bazı bilgiler vardı. Nkunku'nun 5 skill, Alphonso Davies'in 5 skill geleceğiyle ilgili. Bunlar 5 skill gelmedi. 5 skill gelmemeleri de birazcık hype'ı düşürdü. İnsanlar biraz mutsuz oldu bu konuda. Hızlıca değerlendirelim. Robert Lewandowski, Totti kartından daha kötü. Bir tık daha kötü kartı, ancak 5 zayıf ayakla geldi. Robert Lewandowski aslında çok kötü bir oyuncu değil. Oynanabilir bir oyuncu. Birazcık fiziksel bir oyuncu. Biraz ağır bir oyuncu. Dribbling yapması zor bir oyuncu ama 5 zayıf ayağıyla birlikte oyunun en iyi bitiricilerinden biri oldu tabii. Aynı şey Erling Haaland için de geçerli. Oyunun en iyi bitiricilerinden biri ama 1.94 boyu var. 3 skill ve 4 zayıf ayak. 3-3 olmuştu. 3-3'lü kart. 4 zayıf ayakla gelmiş. Ancak boyu o kadar uzun ki hareket ettirmek, ince iş yapmak çok zor. Ancak kafa toplarını, ne derler onun adına, hızı vesaire her şey çok iyi olacak. 3 skill olması dışında net oyunun en iyi fiziksel santraforlarından birisi diyebiliriz. Florian Wirtz, bu kart beni şaşırttı şahsen. Şu kart gayet iyi bir kart. Bence gelen en iyi oyunculardan biri. Bir miktar fiyatı düşecektir diye tahmin ediyorum. Ve bu fiyatlarda çok uygun bir tercih olacaktır. 4 skill 4 sayfa, yüksek orada çalışmalar var ve average vücut tipi var. Average vücut tipi tek eksisi kartın. 1.76 boyu var. Yani boyu çok uzun değil. O yüzden average vücut tipi idare edecektir. Kartın 93 hızı var. Ancak 98 hızlanma ve 88 sprint hızı müthiş paylaşılmış. Böylece dar alanlarda çok çabuk bir oyuncu elimizde olmuş olacak. Average vücut tipini karşılayabilen bir oyuncu olacak. Tabii ki 98'e 98 olsaydı süper olurdu ama yani 90'a 90 olmasındansa, 92'ye 92 olmasındansa 98 hızlanmasının olması daha iyi. Ve bitiriciliği bayağı iyi. Uzaktan şutları var. Finesse shot rate'i yok maalesef. Uzaktan şutları 88, pasosu 95, gayet iyi. Pasları mükemmel. Kart 10 numarada da oynayabilir. Forvet'te de oynayabilir ikinci olarak. Birazcık ufak tefek bir kart sonuçta. Ancak 8 numarada da oynayabilir. Yüksek dribbling seçenekleri var. Reaksiyonu düşük. Sprint hızı düşük. Forvet için çok uygun olmayabilir. Defans yapabiliyor. Yani çok büyük bir şey beklememek lazım ama yapabiliyor. Üçlü orta sahalarda gerçekten uygun bir oyuncu. Florian Wirtz'i gerçekten çok beğendiğimi söylemem lazım. Thomas Müller kartı kesinlikle hakkı yenecek kartlardan biri olduğunu şimdiden söyleyebilirim. 4 skill 4 sayfa, 1.85 boyu var ve yüksek çalışma oranı var. Ve high and average plus vücut tipine sahip. Dribbling'i dışında hiçbir problemi yok kartın. Kartın vücut özellikleri, fiziksel özellikleri, vücut tipinin kötü olması kartı dribbling yaparken sıkıntı çekmenize, hareket ettirirken ince işler yapmanıza engel olsa da yüksek çalışma oranıyla 8 numara pozisyonunda gayet iyi değerlendirilebilir. Kart aslında bir ikincil forvet kem pozisyon için uygun ama yani o pozisyonlar için ne yeterince fiziksel ne de yeterince kıvrak. Bence 8 numarada özellikle üçlü orta saha oynayanların, bu aralar çok 4-1-2-1-2 oynayan olduğunu biliyoruz. Onlar için çok uygun bir oyuncu. Özellikle yanına daha çevik oyuncularla süslerseniz birçok işi yapacaktır. Fiziksel özelliğiyle de defansı olduğundan daha iyi olacaktır. Gerçekten fiyatı gayet uygun. Bellingham kartı, evet yani yanlış görmüyorsunuz, 4 milyondan extinct durumda. Bu kartı da şu anda piyasada kullanılabilir tek kartı. Alabileceğiniz belki de. Aradaki fark çok fazla değil. Artı 2'ler 3'ler var. Bazı yerlerde 4'ler 5'ler var ama kritik yerlerde 2'ler 3'ler var. Ve yani ben şahsen Bellingham kartının net bir toss upgrade'i almadığını düşünüyorum. Yani birazcık daha iyi olması gerekirdi. Hızı olsun, defansı olsun, fiziği olsun, artı 2'lerden daha fazlası. Çünkü toss demek yani oyunun bu sezonki son hallerinden biri olması gerekir kartın. Ancak buna rağmen tabii ki bu burada bir kötüleme değil. Bu karttan birazcık daha bir şey bekliyorduk. Kart harika bir kart.
bir problemim var. Almanya Ligi'nde zaten birçok sefer bunu konuşacağız. Fiziksel bir oyuncu. High average plus vücut tipine sahip. 1.86 boyu var. 4 skill 4 sayı fayap. Tam bir 8 numara. 6 numarada oynatması gerçekten zor ama oynayabilir kesinlikle. Kart fiziksel varlığıyla insanları korkutacak. Driplingi çok kötü değil bu arada kartın. Yapabilirliği var. Çünkü çok yüksek dripling istatistikleri var. Ancak hani bir Pedri, bir Firmino, bir Paketa şeyi beklememek lazım karttan. Bitiriciliği vesaire her şey gayet iyi. Çok iyi bir kart kesinlikle. Tek şeyim şu. Yani bu kartla bunun arasında 3 milyonluk bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yani 1 milyonluk bir fark var evet. Net daha iyi bir kart Tots'u. Ama yani 4 milyondan extinct olması da garip geldi. Joshua Kimmich kartı. Şimdi bu kart mükemmel olmaya giderken ufak tefek hatalarla, ufak tefek iyiyin vermediği upgrade'lerle mükemmel olamamış. Çok eksiği olan ama harika bir kart. 3 skill ve 4 sayı fayak. İlk problemi burada. Kartı normal altın kartı neyse aynı şekilde getirmişler. 3 skill ve 4 sayı fayak kart. 1.77 boyu var. 75 kilo. Yüksek orta çalışma oranı var. Yani kart ofansif bir oyuncu. Ofans da yüksek. Defans da orta çalışma oranına sahip. Ancak lean vücut tipine sahip. Yani kıvrak, çevik, hızlı, çabuk bir oyuncu. Net bir ofansif oyuncu. Ancak karta baktığımız zaman kartın aslında defansif özelliklerinin ağır bastığını görüyoruz. Eğer ki kart yüksek yüksek ve 4-4 olmuş olsaydı oyunun en iyi defansif oyuncusu veya orta yüksek olmuş olsaydı olacaktı. Bu kart kesinlikle gözden kaçırılmaması gereken bir kart. Benim tavsiyem bu kartı 2 orta sahalı pozisyonlarda değil de 3 orta sahalılarda gene 8 numarada oynatmanız. Lean vücut tipi olduğu için yüksek dribbling kabiliyetiyle çok iyi bir dribbling sunacak size. Defansif bir orta saha oynatabilirsiniz. Eğer iyi bir oyuncuysanız ve her oyuncunuza istediğiniz hamleyi yaptırabiliyorsanız olabilir ama değilse sıkıntı yaratabilir kart. Çünkü defansif olarak çalışması düşük kartın. Hücuma gitmeyi çok istiyor. Devamlı hücuma saldırmak istiyor. Hücuma gidiyor. Defansa o kadar hızlı gelmiyor. Ancak defansif farkındalığının falan yüksek olduğunu unutmamak lazım. Bence çok iyi bir kart. Endika kartı gerçekten özel kartlardan biri. Kartın altın kartı yüksek ortaydı. Bu kartta yüksek orta gelmiş. Future Star kartı vardı. O orta yüksekti. Burada yüksek orta ne demek? Stoperlerde bu şu neden oluyor. İki tane stoperiniz var. Yüksek ortaysa bir adam bir adım daha önde oluyor. Biz Ramos'ta bunu yıllardır görüyoruz. Bir de agresifliği çok yüksek kartın. Bu kart yani size iki tarafı ne derler onun adına keskin bıçak. Değnek diyeceğim zannettiniz değil mi? İki tarafı keskin bıçak. Size de zarar verir ve rakibe de zarar verebilir. Yani bu kart siz bakmadığınız zaman da atıyorum rakibin defansından veya orta sahasından sert bir pasla forvetine attığı topu laps diye alabilir. Çünkü agresif bir oyuncu yüksek. Zaten birazcık önüne duracak. Ya da almaya çalışırken yanlış hamle yaparsınız veya kendi yapar ve ileride kalır. Sonuçta fiziksel bir oyuncu olduğu için de geri dönüşü zor olacak. Hızla hızlanması fena değil. Normalde ikisi birbiriyle aynı olması gerekirdi. EA burada birazcık şey yapmış. Şeyi çok yüksek ama shadow vermek gerekiyor. Ben gerçekten çok beğendim bu kartı. Fiziksel bir stoper arıyorsanız Fransa linkleri de çok iyi. Beni şaşırtan kartlardan bir diğeri de bu Musa Diaby kartı. Bir kere kart çok iyi bir kart. Onu söylemem lazım. Çok hızlı, çok çabuk bir kart. Hiçbir trait yok maalesef. Kart 99 hızı var. Ve burada bakacak olursanız çok önemli. 99 ofansif pozisyon alması, 95 bitiriciliği ve 94 şut gücü var. Bu kartın forvet oynayabilmesini sağlıyor ve ceza sahası içerisinde çok iyi bitirici olmasını sağlıyor. Kartı sıkıntı yapan şey uzaktan şutlar ve falsosu. Yani bu kart sağ tarafta sol ayaklı bir oyuncu olarak içeri kırılı finesse shot'ı yani herhangi biri gibi atabilir. İyi bir şey yapabilecek bir durumda değil. O yüzden bence bu kartı alıp sağda başlatıp sola atmak müthiş olacaktır. İnanılmaz çabuk çevik bir kart. 1.70 boyu var, sol ayaklı ve short and lean minus vücut tipine sahip. Bıcır bıcır ele avuca sığmaz oyunculardan. Kartın dribbling özellikleri çok yüksek. Çok güçsüz olduğunu unutmamak lazım. Short and lean minus vücut tipi zaten ufak tefek oyunculara veriliyor. Gerçekten çok iyi bir kanat oyuncusu. Oyunun en iyi sağ kanatlarından biri. Düz kanat oyuncularını düşünecek olursak. Dribbling ve önüne atılan toplar açısından. Alfonso Davies bakın çok ucuzladı kart. Çünkü 5-2 gelecek denmişti ama 4-4 geldi. Ve aynı zamanda yüksek düşük çalışma oranına sahip. Yüksek düşük çalışma oranına sahip bir sol bek oynar mı? Oynar. Herhangi bir problem yaratmaz. Ancak dönem dönem defansa geri dönmedi. Eğer ileri giderse
Eğer beklerinizi ileri açıyorsanız geri dönmede sıkıntılar çekecektir. Pozisyon almada problem olacaktır. Ancak Alphonso Davies'i biliyoruz. Çok iyi bir özel bir vücut tipi var. Ancak geniş, kuvvetli bir adam. Ama aynı zamanda çok çabuk, çok çevik bir adam. Yani arkaya kaçan adamları da iyi yakalayacaktır. Çok iyi bir seçenek sol bekte. Nkunku kartı 1.5 milyondan extinct şu anda. 4 skill 4 sayfa yapıyor. 5 gelecek demişlerdi. Kartı maalesef orta orta çalışma oranına sahip. En son gelen ayın oyuncusu kartıyla kıyaslarsak net olarak misli misli daha iyi bir kart. Ancak o kart 130K'dan yapılır mı? Kesinlikle yapılır. Oynayabilir bir kart. Nkunku kartı orta orta çalışma oranına sahip olmasına rağmen kesinlikle oynanabilir bir oyuncu. Cam pozisyonunda veya 8 numarada oynatabilirsiniz. Kanatlarda da oynatabilirsiniz. İnanılmaz bir patlayıcı hızı yok. Ama hızlı bir oyuncu. Hızını aldığı zaman yetişmesi zor bir oyuncu. Çok özel driblinge sahip bir oyuncu. Bence 8 numarada. Üçlü orta sahalarda çok iyi. Ama ikili orta sahalarda da iş yapan bir oyuncu. Ben çok uzun süre denedim kendisini ve orta orta olmasını yapay zekasıyla dribling özellikle kapatıyor. Asla şöyle bir şey yapmayacak. Defansta çok iyi bir pozisyon alma yapmayacak. Defansa yaldır yaldır gelmeyecek. Yanından koşan adamı yakalayıp takip etmeyecek. Ama oralarda bulunacak bir kart. Orta ortalar maalesef böyle. Ofansta da her boşluğu değerlendirmeyecek ama arada bir gidiyor. Yüksek yapay zekası sayesinde iyi pozisyona giriyor. Ve asıl özelliği de şu. Dribbling yapması. Yani biz mesela Kevin De Bruyne gibi pas dağıtan oyunculara alışığız 8 numarada. Ama Nkunku size bunu değil, daha fazla dribbling yapmanızı, hızla sahayı dribblingle aşmanızı yardımcı olacak bir kart. Bence çok güzel bir kart. Medium olması bir keşke yüksek orta veya yüksek olsaydı ama orta ortada kesinlikle bu kart bütün özellikleriyle bunu kapatıyor bence. Neuer kartına diyecek az fazla bir şey yok. Link için kullanacaksınız. Frimpong kartı boyu çok kısa. 1.71 boyu var, 63 kilo. Çok ufak tefek. Average vücut tipine sahip bir kart. Average olduğuna da şaşırdığım bir kart. 99 hızı da var. Yüksek orta çalışma oranı olduğu için orta sahada çok tercih edilmemesi gereken bir kart. 3 skill 3 sayfa ayak. Bu kart çok hızlı, çok çabuk, çok çevik bir bek oyuncusu. Karta mutlaka sentinel bastığınız zaman çok iyi bir defansif şey de alıyorsunuz kendiniz. Ancak boyu kısa ve kafa toplarında sıkıntı yaşayacaksınız. Terse atılan toplarda kafa topunda problem yaşayacak bir kart, unutmamak lazım. Schlotterberg, bu kart çok ortalama bir stoper. Fiziksel, link için kullanabileceğiniz, Almanya'ya ihtiyacınız varsa kullanacağınız, jenerik bir oyuncu. Müthiş hızlı değil, müthiş iyi defans yok, müthiş iyi ne derler onun adına fiziksel özellikleri yok. Çok iyi bir dribblingi yok ama hepsi iyi ve ortalamanın üzerinde. Her türlü idare edecek durumda. Oyunun bu dönemi için biraz geride kalsa da bir ay önce gelmiş olsaydı herkesin ağzının salyaları akacaktı bir karttı. Hızlanması en büyük problemi. 81 hızlanma tabii ki sıkıntı. Fiyatı zaten ucuz. Filip Kostić kartı 4 skill ve 3 zayıf ayak olarak gelmiş. Aslında kart 3 skill ve 2 zayıf ayak. En kötü kart bu bence. Çekilebilecek, alınabilecek en kötü kart. Düz hızlı gidebilen fiziksel bir kanat oyuncusu. Bir miktar şeye benziyor. Kulusevski'ye benziyor. Average vücut tipi var. Kulusevski'den daha iyi. Yani bildiğiniz Carrasco tarzında, Silas tarzında bir oyuncu. Çok çabuk çevik değil ama hızı var. Hızlı bir oyuncu. Ortası falan iyi ama hani bitiriciliği yok. 4 skill 3 zayıf ayak, sol ayaklı 1.84 boyunda bir kanat. Ya ben şahsen istemem. Raum kartı da çok geldi bu soru. Aynı şekilde Frimpong'da olan her şey bunda da var. Artı bu uzun boylu bir oyuncu. Bu kart defansif bir bek oyuncusu. Ofansiften daha ziyade. Özellikle de fiziksel özellikler açısından. Average ve 1.80 olduğu için Frimpong kadar çabuk, çevik, hızlı olmayacak, hissettirmeyecek. Ancak pozisyonunu alacak ve omuz omuz olarak hava toplarında falan size yardımcı olacak bir kart kesinlikle. Gelen görev kartlarından ilki Grifo kartı, sol kanat kartı, sağ ayaklı, 1.80 boyu var ve average vücut tipine sahip. 4-2-3 sayıf ayak, Kostić için aynısı ama Kostić'ten istatistikler olarak daha iyi. Net bir fodder, çok özel bir kart değil kesinlikle. Yani bir saka falan değil yani. O yüzden hani yapıp yapmamak size kalmış ama kolay, o kadar zor değil. Bu birazcık zor. Niklas Süle görev kartı olarak gelmiş durumda. Niklas Süle'nin gelen Showdown SPC'sinden net olarak 1-2 tık daha iyi noktada kart. Artı balansı +10 almış. Çok çok yukarılarda
o karta göre. Fakat bu kartın 1.95 boyunda ve 99 kilo olduğunu, high-end stocky vücut tipinde olduğunu, oyunda dev gibi durduğunu, çok geniş durduğunu ve bununla birlikte, bunun getirdiği bütün avantajlarla birlikte ağır bir oyuncu, yani hızı var ama çevik bir oyuncu olmadığını söylemek gerekiyor. Ancak çok büyük bir, devasa bir fiziksel varlık. Gelmiş en iyi görev oyuncusu Saka ile birlikte bu olabilir. 46 zıplaması bugünlerde problem. O zamanlar problem değildi. Elimizde Weghorst'lar falan yoktu. Şu anda Haaland, Weghorst, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Origi, Harry Kane gibi hem boyu uzun hem de 99-95 zıplayan oyuncular var. Bunlar tabii sıkıntı yaratabilir bu kart için. Yani şurayı 60'larda 70'lerde yapsam ne fark edecekti bilmiyorum. Keşke öyle yapsalardı. Kesinlikle oynar bu arada. Ama yanına mutlaka çabuk çevik bir adam almak lazım. Asla şunu yapmayacak. Fiziksel stoperlerin problemini bir kez daha anlatayım. Yani siz fiziksel bir stoperiniz var diyelim. Öne çıktınız ve bastınız ama ıskaladınız. Arkasından dönüp yetişemiyorsunuz, yakalayamıyorsunuz. Hatayı affetmiyor. Ama karşı karşıya yakaladığınızda, bastığınızda rakibin dengesini bozan, kuvvetli, hava toplarını iyi alan, doğru pozisyon alan, yanından etrafından geçmesi zor olan bir oyuncu. Siz hata yapmadığınız sürece her şey çok güzel ama dediğim gibi çabukluk, çeviklik problemi var. Gelelim Axel Witsel SBC'sine. 125K SBC. Kart 4 skill, 4 sayı ayak, 1.86 boyunda orta orta çalışma oranına sahip ve kendine özel bir vücut tipi var. Kendine özel vücut tipi çok iyi değil. 1.86'lık boyunu yani hissediyorsunuz. Kart fiziksel bir oyuncu. Böyle çok çabuk, çevik, kıvrak bir oyuncu değil. Driblinglerinde kesinlikle ofansta hissedeceksiniz. Şimdi hızına baktığımızda hızı geride kalmış durumda. Artık biz TOTS'a girdiğimiz için 87'lerin falan altını biz hani ortalama altı olarak, iyi olmayan olarak kabul ediyoruz. Hızı çok iyi değil kartın. Bitiricilik özelliklerine baktığımızdaysa fena olmadığını görüyoruz. Ofansif bir oyuncu olmadığını buradan hemen anlayabiliyoruz. Zaten fiziksel bir oyuncuydu. Hücuma gittiğini de bitiremeyecek. O zaman defansif bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Pas özellikleri ise harika. 91 vision, 99 kısa pas, 92 uzun pas. 10 numara bence. Dribbling özellikleri yükseklerde ancak vücut tipinden dolayı asla dediğim gibi topla ilişkisi çok iyi olmayacak. Ancak dönüşleri vesaireler fena değil kartın. Yani gittiniz, bastınız, ıskaladınız geri dönebilecek. Karta baktığımız zaman müthiş ötesi, harika benim görüşüme göre bir defans özelliği var. Yani defansif farkındalığın 93'lerde falan olması sadece artı 5'lere ihtiyaç duyuyor. Fakat hızı az olduğu için karta mecburuz shadow vermekte. Yani eğer öyle olmamış olsa anchor'ı verip mükemmel fizik ve defans neredeyse olacaktı kartta. 99, 99, 98, 99, 99, 99, 90, 99, 92 yani olacaktı. Ama maalesef shadow vermek zorundayız çünkü hızı çok geride. Kartın fiziksel özellikleri gayet iyi. Şunu söylemem lazım. Bu kart size yardımcı olabilecek defansif bir oyuncu. Stoper. Bu kartı stoper oynatabilir miyiz diye soranlar var. Ben hemen şu soruyu soracağım. Siz o cevabı verdiğiniz zaman oynatabilir misiniz? Eğer size 83-80 hızlanması, 84 sprint hızı olan bir stoper ister misiniz diye sormuş olsaydım, siz cevap olarak evet derseniz o zaman stoperde oynatabilir. Ama derseniz ki bu benim için bir stoper işi yavaş, o zaman oynayamaz. Bu kadar basit. Onun dışında her şeyi yapabiliyor kart. Yapay zekası iyidir Witsel'in. Vücut tipi de dediğim gibi high average'lardan bir tık daha iyi hissetse de o kadar şey değildir. Bana soracak olursanız yapılabilir bir SBC. Ama bir problemi daha var, onu da söyleyeceğim. Bence fiyat performans SBC'si. 124K'ya verdiği şeyler gayet güzel SBC'nin. Orta orta olmamış olsaydı, defansif çalışma oranı yüksek olmuş olsaydı kesinlikle harika bir SBC olacaktı. Ancak orta orta olması sıkıntı yaratıyor. Kartı defansın önünde durma konusunda bazı problemler yaratabiliyor. Benim tavsiyem kartı yapacaksanız eğer uzun vadeli kullanımı olmayacaktır yalnız. Onu söylemem lazım. Kart özel bir kart olduğu için, istatistikler iyi olduğu için yapılabilir gibi gözüküyor. Ancak şunu da unutmamak lazım ki yani Bundesliga'da 124K aslında ucuz değil. Genel olarak 124K fena değil fiyat performans olarak. 124K'nın karşılığı için iyi bir kart. Şimdi şunu söylemek istiyorum size. Bu kartın en büyük bir diğer gözükmeyen problemi linkleri aslında. Kartın yeşil link aldığı kartlar mesela Bellingham kartı, ama 1 milyonluk bir Bellingham kartıyla 124K'lık Witsel'i birleştirir misiniz?
Bilmiyorum. Belki satılamazlar varsa. Haaland çok oynanabilir bir kart değil. Mario Gomez çok oynanabilir bir kart değil. Royce çok iyi bir kart değil ama belki Royce'la olabilir. Malen bir SBC'di, şu anda artık alamıyorsunuz. Hummels falan oynamaz zaten. Karta baktığımızda Guerrero, Emre Can, Schuss gibi çok alt seviye, Boyata gibi ucuz alt seviye kartlarla linkleyebiliyorsunuz yeşil olarak. Halbuki hani bu Bundesliga dediğimiz zaman ne aklımıza geliyor? Alman Bayern Münih. Halbuki kart Belçika ve Borussia Dortmund ve bu senelerde çok net bir linki yok. Çok spesifik insanlara hitap ediyor. Benim fikrim mesela, ben bu kartı RTG hesabıma yapabilmem için benim bayağı bir Almanya oyuncum olması lazım. Yani ben bu kartı yapıp etrafını doldurmazdım ama etrafı doluysa bu kartı kesinlikle yapardım. Bilmiyorum, anlatabildim mi? Evet arkadaşlar, çok hızlı anlatmaya çalıştığım video 20 dakika sürdü. Demek ki ben kısa video çekemiyorum. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.